Oynadığın bir karakteri hemen gösterebilir misin? Şu elimdeki bavulları nereye bıraksam? İçinde iki bilezik olduğunu bilseler vallahi beni burada parça pinçik ederler. Dur. Önce şu cebimdeki 3 kuruşla karnımı doyurayım. Ondan sonra Ayşe'nin dediği yeri sora sora bulur, başımı soktum mu gece yaplatırım. Ben dediydim, ben dediğim her yere geldiler de bize niye gelmediler dediydim. Hoş geldin be, hoş geldin. Bir ayran yapıverem mi sana? Dur, burada bekle ben sana bir ayran karayı hemen getireyim. Dur, Dur, bir yere gitmeyen işimiz gücümüz var. Sen nereye gidiyorsun oraya git. Sen ne iş yapıyorsun burada bakayım? Nasılsın? Köyün Anam ben tarlada. bu mahallenin muhtarıyım, sen bilmiyor musun? Gelmeden önce sormadınız mı? Yok, bu mahallenin başında kim var? Ben varım. Bak ben 15 yıldır bu mahallenin içindeyim. Benden habersiz kuş uçmaz. Sizin geleceğinizi dediydi. Bizim deli Ahmet var köyde. Aman ona dikkat et. Sakın yandan yanaşmayasın. Vallahi bazen hiç o elindeki bostanla na böyle kafanı yarı verir ha. Ne olduğunu anlamadan düşüverirsin yere. Vallahi sonra yakışıklı çıkmazsın Anneannesi o çocuğa dünyanın en mükemmel çocuğu muamelesi yapıyor anda, değil mi? O da ona inanıyor. Evet, televizyonda. benim o diyor. Aradığınız kişi benim diyor. Çünkü anneanneme gazete okuyorum diyor. Bağırarak hem de. Evet. Shakespeare bunları yapmayın diyor. Ne olur bunları yapmayın. Çünkü insanları çözün diyor. Oyunculuk insan bilimi demektir arkadaşlar. Bertolt Brecht'in gestus kuramı diye bir kuramı var. Bertolt Brecht diyor ki insanlar sahnede ezber yapıp ezberlerini doğru söylemek üzere karşısındaki oyuncuyu bile dinlemeden ezberini akıtmaya çalıştığında roller klişe hale geliyor diyor. Halbuki tiyatro, biz zannediyoruz ki tiyatro toplumsal yaşamın bir sentezi, değil mi? Bir görünür hale gelmesi. Biz toplumsal yaşama bir ayna tutmuş oluyoruz, değil mi tiyatro? O zaman ayna tutmuş oluyor muyuz? Hayır. Sadece ezber yapıp ezber geçtiğimizde. Hayır. Ama eşimiz, dostumuz, ailemiz beğeniyor bizi. Arkadaşlarımız da beğeniyor. Çok güldük, harikaydın filan diyor. Biz hayattan bir şey katmıyoruz role, değil mi? Brecht diyor ki hayattan bir şey katmadığınız zaman o rol olmaz diyor. Çünkü bu iletişimi izleyiciyle kurabildiğimiz zaman orada bir süreç başlatıyor. Değil mi? İzleyicide bir süreç başlatıyor. Buna impuls denir, dürtü denir. İzleyicinin kafasını dürtüyoruz. Beynini dürtüyoruz. Dürtüyoruz. Yani çocukluğundan beri beynine kaydetmiş olduğu ama kendisinin farkında olmadığı bazı gözlemleri, bazı düşünceleri harekete geçiriyor. İşte dürtü bu. Impuls kelimesi bu. Bu estetik bir deyim. Dürtü. Oyuncu bu dürtüyü yapabiliyorsa ve izleyici o oyundan çıkıp evine gittiğinde ya o kadın bunu böyle dedi, bunu da böyle yaptı. Bak orada da şu oldu, bu oldu diye eşiyle, dostuyla tartışıp, konuşup Allah Allah biz de yapıyor muyuz acaba? Bak bizimkine de benziyor mu, benzemiyor mu? Bazen ben de yapıyor muyum sana karşı falan gibi sorgulamalar yapabilmeliyiz, değil mi? Ki o zaman tiyatro işe yarar. Evet. Eğer bunları yaptıramıyorsak biz oyuncu olarak izleyiciye, o zaman bir hoş seda olarak kalır. İnce ince düşünerek yaratmaya çalışmak işin sanat felsefesiyle bağlantılı olmaktır. Tiyatronun kendisi her halükarda sanat demek değildir. O bütün bu detayları düşünerek gözlemlerini uygulamaya dökebilme becerisini elde etmeye çalışarak bakışını, ses tonunu,
beden dilini, vücudunu kullanmayı, role uygun kullanmayı hem düşünüp hem uygulayabilmek. Ay kız, şu ikinci kattaki sen Aysel'i tanıyor musun ha? Ha yok, tanımıyorsun. Tabii sen yeni geldin değil mi? Geçenlerde var ya, bizim kapıya geldi. Evinde toz böceği varmış. Dedim nasıl olmasın, nasıl olmasın? O kadar pis olursan öyle öbek öbek olur tabii ki o tozlar. Tamam dedim, böyle demedim tabii ki yüzünü de. Tamam dedim, git şurada dedim, market var. Oradan bir tane böcek ilacı al. Gibi falan ufak bir şey yaptım. Verdiğim parçayı dediğim gibi rahat ve özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncular gibi söz parlatmaya kalkacaksan... Bekle. Bak acele etme. Ve şimdi şöyle girersen... Bak bu müzikalite şimdi. Verdiğim parçayı diye girersen... Ne olur gelir arkasına. Yani do re mi fa sol gibi. Verdiğim parça. Verdiğim parçayı diye mi konuşuyoruz? Verdiğim parçayı. Verdiğim parçayı diyor. Hatta belki düşünerek söylüyor. Verdiğim parçayı. Ah, böyle ukala ukala bak şimdi ekrana. Bu güzel, bu pozisyon. Kalemi çevir parmağını. Laftan mı başlayayım, devam edeyim mi? Baştan başlayayım. Tamam. Ama bekle, evet, bir başla, devam et. Sürekli çevir kalemi. Demin konuştuğumuz, yani hiçbir birinizin aynısı olmayacaksın. Demin konuştuğumuz üç kişi de üç farklı karakter konuştu. Hı hı. Evet. Şimdi bir deneme yapalım. Evet Simge, sen başla. Verdiğim parçayı ne olur dediğim gibi rahat, özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncular gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellallarını okuturum daha iyi. Evet, eline. Elini kolunu da havalara savurma öyle. Ölçüsünde, tadında bırak her şeyi. Şimdi. Doğrusu yürekler acısı geliyor bana. Gürbüz bir delikanlının takma saçlar sakallar içinde kendini paralarcasına, didik didik ecercesine bir acıyı böyle yüreğini paralarcasına bağırıp halkın kulaklarını yırtması. Ha, o halk da zaten çoğu kez anlaşılmaz dilsiz oyunları, gürültü gümbürtüyü sever. Halbuki önce kişiliği düşünün, lafı o kişiliğe otursun, tamam mı? Biz genelde ne yapıyoruz? Önce lafı ezberliyoruz, sonra ona göre kendimizce bir şeyler yapıyoruz. O zaman rol kesmek oluyor. Önce karakteri düşünün, lafları o karakter nasıl söyler uygulamaya çalışın, tamam mı? Yani önce bir karakter yaratın. O karakterin o lafları nasıl söyleyeceğini hayal edin de öyle söyleyin. Ama bunu yapmak için ezberden kurtulmanız lazım. Yani ezber sizin için çocuk oyuncağı olması lazım, değil mi? Ama önce ezberi söyleyeyim. Buna nasıl mesela o ezbere bir uygun bir şeyler yapıvereyim şurada hadi. Şöyle bir suratımı da şey yapayım filan diye. Bu o, ne oluyor? Yapmacık oluyor. Karakter yaratamamış oluyoruz. Buna tip diyoruz. Tip bile olmuyor yani. Tipin bile bir tavır bir şeyi vardır, değil mi? Bu daha çok lafları geçirmiş oluyor. Halbuki Brecht'in gestus kuramını araştırdığınız zaman göreceksiniz. Biz bu rollerin oynanışında yaşamdan bir takım insanlara benzer birisini karşımızda görüyorsak daha çok dinliyoruz onu, değil mi? Dinliyoruz. Acaba ne diyor? Aa, bu birine benziyor. Onun için birine benziyor. Biz ezbere söylenen lafları dinlemeyiz arkadaşlar. Değil mi? Çağımız o çağ değil. Oynanan lafı dinleriz. Ve lafın anlamına uygun bir şekilde oynanan lafı dinleriz. Demek ki her lafı oynamamız gerekiyor.
Her lafın psikolojisini tartmamız gerekiyor.